Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene örnek mendilinin kenarına bir model başlamak istiyorum. Çok güzel bir örnek. Alt kısmı tek sıra halinde devam ediyor. Üst kısmında ben mor ve sarıyı düşündüm yan yana. Bu tondaki yeşile güzel gittiğini düşünüyorum açıkçası. İkişer zincir çekerek örnek mendilimin kenarını tığladım. Ve bunu da ben 21 numara bir tığ kullanacağım. Bu oyada hemen söylemek istiyorum arkadaşlar nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Yapılışı zor değil, kolay. Önce ilk zincirle tığladığımı söylemiştim. İlmeğimi oluşturuyorum. İlmeğim oluştuktan sonra geldim. Hemen ilk tığ battıma ipimi tutturuyorum. Sonra üzerine bir zincir çekip sıkıştırıyorum ve küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin uzunluğu yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. Örümceğimi yaptıktan sonra burada 2 kez doladım. Tığ battıdaki boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Burada upuzun bir trabzan yapmak niyetinde değilim. Sadece benim buradaki temelini oluşturacak olan kısmı hazırlıyorum. Burada hemen 2 tane zincir çekiyorum üzerine arkadaşlar. Bir sonraki sırada bunu kullanacağım çünkü. Aşağıya doğru trabzanımın altından girerek 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemi yaptım. Bunu yaptıktan sonra üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çekelim. 6 zincir çekiyorum. Ters tarafını döndüm. Şurada o 2 zincir çekerek oluşturduğum boşluktan giriyorum. Tam köşeden olsun. Giriyorum. İpimi tutturuyorum. Tekrar üzerine 1-2 zincir çekiyorum. Gene zincirin altından giriyorum. 1-2-3-4-5 6-7. Böyle baklava deseni oluşacak arkadaşlar bu bittiğinde. Tekrar üzerine 1-2-3-4-5-6 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Buradaki 2 zincirle oluşturduğum küçük yuvadan giriyorum. Zincirimi tutturdum. Bu sefer üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve hemen zincirin altından girerek buradaki 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7 tane buradaki sık iğnemiz yanlış oldu arkadaşlar. 7 tane olacak. 7 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle baklava şeklim oluştu. Bunu yaptıktan sonra üzerine bir tane zincirimi çekiyorum ve gene başlangıçta çektiğim gibi bir örümcek çekiyorum burada. Çok uzun olmamalı bu örümcekler. Gene tığ battı da 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden geliyorum. Bu şekilde tutturuyorum. Bir tane daha yapalım hemen. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Yapılışı çok kolay. 2 kere doladım. Tığ battı da 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Üzerine 2 zincir çektim. Hemen trabzanın altından girerek burada 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle biraz düzelteyim. Muntazam durmazsa sonrasında çok oyalar. Üzerine 6 zincir çekiyorum tekrar. 4, 5, 6 zincir. Geri dönüyorum. Burada 2 zincirle küçük bir boşluk oluşturmuştum. Oradan giriyorum. Zincirimi tutturuyorum. Gene 2 zincir çekiyorum. Ve bu zincirin altından girip 7 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle düzelteceğim elimle. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri dönüyorum. Buradaki 2 zincirle oluşan küçük boşluktan giriyorum. Tutturuyorum zincirimi. Bu sefer 5 zincir çekiyorum burada. 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sık iğnelerimi yapacağım. 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7. Yaptıktan sonra bir tane üzerine zincirini çekiyorum. Küçük bir örümcek alıyorum. 2 tığ battı uzunluğunda. Ve aşağıda tığ battıda 2 boşluk bırakıyorum tığ battısından ve üçüncüye tutturuyorum. Alt kısmı arkadaşlar oyamızın bu şekilde böyle baklava deseni devam ediyor. Şöyle göstereyim. Yazmanın kenarında bir kere böyle dolanıyoruz. Şimdi hemen üst kısmını göstereyim. Üst kısmının da yapılışı çok kolay, çok güzel olacak. Morla başlayayım ben. Bu moru çok severim. Bence zaten bu moru sevmeyen bayan yok diye düşünüyorum açıkçası. Çok güzel bir ton. Hemen ilmeğimi oluşturdum, geliyorum. Şurada tepede 5 tane zincir çekip küçük bir yuva oluşturmuştum. O yuvadan giriyorum. İpimi buraya tutturuyorum, mor ipimi. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. En baştaki ilmeğimi dar tutuyorum. Eğer bunu dar tutmazsanız fıstıklar yarım gibi görünür. Yüz yuvarlak görünmez. En baştakini ve sondakini küçük tutarsanız, yani içinden tığ geçecek kadar küçültün. O şekilde yaptığınızda yüz yuvarlak olacaktır her fıstık. Hemen yapalım. Zincirin altından geçiyorum. Burayı 13'e tamamlayacağım. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi en son 13.deyim. 13.yi de küçük tutuyorum. Sonra bunun hepsini birden, tığımdaki görüntü şu. Hepsini birden topluyorum, üzerine düğümlüyorum. Tekrar o 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvaya ucunu tutturuyorum. Üzerine tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. En baştakini dar tutuyorum. En başta ilk yaptığımız ilmeği de sayıyorum ben arkadaşlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ü de küçültüyorum. Şöyle göstereyim. Hepsinin birden içinden geçtim, topluyorum. Ve gene o 5 zincirle yaptığım yuvaya tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Gene burayı 13 ilmeğe tamamlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ü de küçük tutuyorum. Hepsini birden topladım. Üzerine düğümlüyorum. Ve 5 zincirle yaptığım yuvaya tutturuyorum. Tutturduktan sonra ipimi iyice sıkıştırdım. Üzerine de bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Böyle baklava deseninin üzerinde 3 tane fıstık oluştu. Çok güzel bir fıstık oyası bu da. Hemen yanındaki sarıyı da ben hızlı bir şekilde yapmak istiyorum size göstermeden önce. Aynı şekilde yapılıyor. Hemen onu kendimi yapıp göstereceğim size. Ben hızlı bir şekilde hemen morun yanına sarıyı da yaptım arkadaşlar. Tabii buna uygun renkte bir tülbentiniz varsa bu renkler bence birbirine çok güzel yakışıyor. İplerini de hemen yakmak istiyorum. İplerimi yakarken iplik yakma diye bir videom var. Oradan iyice detaylı bilgi alabilirsiniz eğer tecrübeniz yoksa. Ama ben ipi tutuşturmadan kısaltıyorum. Yumuşatıyorum ve yapıştırıyorum. İyice tutuşturmuyorum. Tutuşunca isleniyor arkadaşlar çünkü. Çok az yakıyorum. Yapıştırıyorum. Bu şekilde. Bu sökülmez. Bana bu sökülmeyecek mi diye çok fazla yorum geliyor. Sökülmez. Hiçbir şey olmaz. Ben yıllardır benim yöntemim bu. Ve hiçbir şekilde özellikle açık renkli örneklerde de çakmakla işte yakarken ortaya çıkan isi görmezsiniz. Çok estetik olarak uygun oluyor. Güzel görünüyor. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir örnek oldu bence.
İnşallah ben hem Instagram'da hem de video başlangıç fotoğrafında ön mendili tamamlayarak paylaşacağım sizinle. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarıma biraz emeği zor, sık iğnesi fazla ama bittiği zaman güle güle kullanırsınız inşallah. Çünkü çok güzel bir örnek oluyor. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.